Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem kardeşlerim, şimdi önemli bir konu. Yani halk kendisine göre iyilik yapıyor. Sen niye engel oluyorsun? O meseleydi ya, hediyeler vesairelere karşı çıkması meselesi. Diyor ki sual şu. Muhterem kardeşlerim, münazarata başlıyoruz. Yalnız bir noktaya dikkat çekeceğim. Biz önce aslına uygun olanı okuyacağız. Sonra Bediüzzaman'ın değiştirdiği şekli okuyacağız. Yapılan yayınlarda, yani Abdülkadir abininki dahil, üstadın her ne kadar aslına uymuşlar ama asıl nüshayı temsil etmemişler. Yani bu da çok enteresan. Bir tenvire bakayım. Bazen böyle şeyler oluyor. Bizi de şey yapıyor. Yani nedir? Şaşırtıyor bu hadise. Anlatabildim mi? Yani bu şey olmuyor. Yani bakın. Tabii bunlar da öyle. Anlatabildim mi? Yani bunlar da üstadın tasihinden sonrakini esas almışlar. Yani tenvir de dahil böyle. İfade edebilir mi? Ona bakmıyoruz. Ben hem ötekine bakıyorum. Yani o da önemli. Yani şeyin neşrettiğine. Nedir? Söz neşriyatın neşrettiğine. Bir de Abdülkadir abininkine bakıyorum. Biz önce üstadın asıl nüsha 1911'deki ibaresini okuyacağız. Sonra değişikliği işaret edeceğiz. Üstadın burada yazdıklarını. Bura önemli. Sual. Sen halkın ihsanına, iyilik etmesine mani oluyorsun. Acaba bundan sehavetin, cömertliğin tezifi çıkmaz mı? Yani sen cömertliğe hakaret ediyorsun. O mana çıkmaz mı diyor. Ha. Cevap, ihsan ihsandır. İyilik iyiliktir. Bunu kimse inkar edemez. Ama eğer nev'e olsa, anladık değil mi? Ne demek? İnsan türüne yapacaksın. Burası çok önemli. Yoksa kusura bakma. Kendi yakınına ihsan, ihsan değildir. Sadece bir müteahhidin, yani trilyoner olması için yapılan iyilik asla ihsan değildir. Nev'e vereceksin, nev'e. Şahsa değil. Bak ne diyor. Ve bak. Fert aslını okuyoruz önce. Ve eğer nev'e olsa, yani bir türe verilecek, yani bir gruba. Mesela fırıncılara destek olacaksın. Öyle belli fırıncılara değil. Partili fırıncılara değil. Bütün fırıncılara. Ayrıca ve yok da bura önemli. Fert mustar olmazsa hiçtir. Yani fertlere yapılan ihsan eğer mecburen ihtiyacı zaruri olmazsa o zaman yapılan ihsan hiçtir. İhsan iyilik değildir o. Üstad bunu değiştirmiş. Veya demiş. Yani bura önemli. Yani veya, yani nev'e olsa veya işte bura önemli. Fakire ve mühtaç mühtaca ve fakir olana olsa, yani fakire olsa demiş. Anlatabildim mi? O zaman geçerli. Bak üstad bunu değiştirmiş. Sehavet eğer nev'e yaptıysan bütün fırıncılara, anladın değil mi? Bütün çiftçilere, bütün fabrikatörlere. O zaman sehavet ol vakit, o cömertlik, millet namına olan cömertlik o zaman tam sehavettir, tam cömertliktir. Yoksa hıyanettir. Ya. Eğer millet için olsa, bak bu çok önemli. Millet için olsa, bura çok önemli. Millet için olsa yahut milleti tazammun eden bir ferde, yani milleti temsil eden bir ferde. Oldu mu? Şayet bak. Şayet burada mühtaç olmayan, anlatabildim mi? Şayet mühtaç olmayan şahsa, yani demek ki bir ferde olsa güzeldir diyor. Orada o güzeldiri sonradan ilave etmişler. Oldu mu? Şayet mühtaç olmayan şahsa ola. O zaman iyilik yaparsan mühtaç olmayan adama şahsı tembel eder. Oldu mu?
cingeneciliğe alıştırır. Cingeneliğe alıştırır. Elhasıl özetle millet bakidir. Millet devam edecek ama fert fani. Şahıslar fani. El milletu bakiyetun. Millet nedir? Bakidir aslan Bediüzzaman der. Gerçekten de millet bakidir. Ve ma emeddeha. Tamam mı? Onu, onun imdadına yetişen her türlü iyilikler de bakidir. Tamam. Vel ferdu fanin. Ama şahıslar fanidir. Ve ma yetemessülü ve yetemesseluhu. Onu temsil eden, yani şahsı temsil eden her kurum da fanidir. Misal vereceğim de, çok bu FETÖ'den sonra yüzlerce, belki 1000 tane yurt açan bir vakıf 500 küsur yurdunu kapatmış. Niye? Ferde bağlı. Anlatabildim mi? Hele hele Allah korusun, iktidar çökse bir yurdu bile elinde kalmaz. Ferde verilmesi onun için doğru değil. Şuar, gelelim bir çok önemli meseleye. Şimdi bir tane örnek vereyim ta ki bu misali anlayabilelim. Anladınız mı? Yoksa anlayamayız. Ebu Suud Efendi Hazretleri, Kanuni Sultan Süleyman'ın Şeyhülislam'ı, büyük bir Şeyhülislam. Ve onun döneminde Şeyhülislam'ın maaşı sadrazam, başbakanın maaşını geçmiş. Ne zaman ki irşadül akli selim ila mezayel Kur'anil kerim tefsirini tamamlamış, şu anda Süleymaniye'de Kanuni'ye sunduğu nüsha. Ve Kanuni'ye teslim edince o kadar ikram ve ihsanlarda bulunmuş ki tahmin bile edemezsiniz. Peki buna ne dersin? Yani fertlerin yaptığı tamam, güzellikler var, iyilikler var, şerefler var. Ama yani bir arpaya değmeyen bir şey için, hele hele bazen bir şiir için yüzlerce dinar altın hediye vermişler. Haydi Kur'an'a verilene kabul edelim. Ama layık olmayanlar da var. Şimdi bu soru. Ma tekulu, ne dersin? Fil ihsanati şahsiyeti fis selefi. Selefi salihin döneminde, yani geçmişteki mazide İslam tarihinde bazı şahsi iyilikler, yani şahıslara yapılan iyilikler. Adam şairdir, padişahı öven bir şiir söylemiş, al sana iki kese altın. Ne dersin bunun hakkında? Kaldı ki ümenail ümmeti, Allah Allah, yani bunlar ümmetin ileri gelen güvenilir insanları. Ve ruşedaiha, yani reşit ve aklı başında insanları. Ve suyufi devleti, devletin kılıçları bunlar. Anlatabildim mi? Ve salahiha, ve devleti ihya eden insanlar. Ama kusura bakma, bu adamlara tecelletil abusiyetu bi mekarimiha. Onlara yapılan iyiliklerle çirkinlik görünüyor. Çirkinlik. Abusiyet yüz, ne diyordu? Yüz ekşitmesi. Yani iyiliklerinin yüzüne yapılan iyiliklerle böyle biraz ekşime var, ekşime. Nasıl? Bak ekşimeyi açıklıyor. Bihtâhi aşereti denanire. 10 dinar altın veriliyor. Olan şu ne Kuruluş Osman'da ne de Diriliş Ertuğrul'da bu tarihçilere bir şeyi anlatamadık. Hep diyor ki 100 dirhem altın. Ulan mübarek tarihçiler, bilmiyorsanız da bilenlere sorun. Anladın değil mi? Dirhem demek gümüş demektir. Altın diyorsan illa dinar diyeceksin. Ama gel de anlat. Şimdi yani diyor sen 10 dinar altını veriyorsun. Onların güzellikleri, şerefleri karşılığında. Tamam. Ümmetin eminidir. Bir vali büyük bir başarı yapmış. Aklı başında bir adamdır. Devletin kılıcıdır. Mesela bakandır. Veya devleti ıslah eden adamdır ama fakat yapılan iyilikler ekşiyor yüzünde. Yani 10 dinar veriyorsun. Lişerin la yuvazinu şairaten. Yani bir arpaya değmeyen, bir arpa değerinde olmayan şiire 10 dinar veriyorsun. Buna ne yapacaksın buna? Aşağıda diyor ki ibare, dipnot. Şu ibare kendine hediye olunan
ve mevzuun fabrikasından çıkan yerli bir üslubu giymiştir. Tamam? Yani tam doğudaki ifadelerle kullanılmış diyor yani. O üslubu giymiş. Cevap fihi mafih. Yani bu sorunuzu da düşünmek lazım. Bu fihi mafih demek yani düşünmek lazım. Sıkıntılıdır bu durum diyor. Anladın? Düşünmek lazım. Ma enneha bak. Ama bu yapılan hediyeler işte alimlere, şairlere, çünkü büyük adamlara, devleti temsil eden kılıç gibi olan insanlara, yani devletin makam sahiplerine, bin nihaye netice itibariyle kadin cerret ile nev'i vel milleti. Çünkü o nev'e veya millete netice itibariyle geliyor. Anladın değil mi? Yani mesela komutan mükafatlandırılıyor. O da daha iyi savaş planları yapıyor. Anladın değil mi? Mesela allame bir işte Ebu Suud'a tefsir için makam veriliyor. O da alimleri teşvik ediyor. Anladın mı bunu? Yani netice itibariyle tamam diyor. Yani burada çok problemler var ama fakat netice bu. لِأَنَّ الْلِسَانَ الَّذ۪ي خَدَمَهُ اَشْيَرُ Allah Allah. Şiirlerin hizmet ettiği o dil haytul milleti. Milletin ipidir o. Yani millet namına konuşuyor yani o. Ma bak. Halbuki enne hâdez zaman şu andaki vaktimiz, zamanımız huvellezî keşefe en ihtiyacil milliyeti. Milliyet ihtiyacını, İslam milliyeti ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. Ve fetehel bâbe lihâdel maksadil âli. Bu yüksek maksada kapıları açmıştır. Dolayısıyla böyle hediyelerle girmenin manasına gerek yoktur. Allah Allah. Çok güzel değil mi? Harika bir şey. Millete, şiirin hizmet ettiği dil milliyetin ipidir. Nitekim bu zaman milliyet ihtiyacını ortaya çıkarmış ve bu maksadı âlinin kapısını açmıştır. Doğru mana vermişiz. Doğru. Devam ediyoruz. Sual. Ha, bu da ayrı bir dert. Mütegallip. Mütegallip demek zorla idare başına gelenler. Anlaşıldı değil mi? Ve başlar. Kendi kendine düştüler. Yani zalimler, işte zorla böyle millete tahakküm edenler kendi kendine düştüler. Hakikaten öyle mi? İttihat Terakki'den sonra tam birbirine düşmüşler onlar. İçinde pisler var, iyiler var. Zulmün kapısı onların yüzüne karşı kapanıldı. Düşmanlara ayak vurulmaz. Sekeratta olanları bırak. Yani ölüm döşeğinde titremek üzere olanları bırak. Sekeratını tamam etsin. Bunlar gebersin gitsin. Tamam mı? Böyle bir soru soruyor. Kim? Aşiret ağaları bilmem. Paşalar vesaire. Paşa değil de şeyhler ve o Kürt ağaları. İsterim. Bak tamam böyle olmasını isterim. Meşrutiyetin sünnetini, yani meşrutiyetin sünneti demek meşrutiyetin kaide ve kurallarını. Sünnetten kasıt o. Düsturlarını. Yalnız burada üstad değiştirmiş bu kelimeyi. Önce böyleymiş. Sonra meşrutiyet yerine hürriyet-i şer'iyenin sünnetini. Yani şeriat dairesindeki hürriyetin sünnetini onlara ezber ettireceğim. Yani bu zalimlere, bu mütegalliplere. Ta ki ölmedilerse temessül etsinler. Ölmedilerse yeniden canlansınlar da şeriat, yani şer'i hürriyetin düsturlarını öğrensinler. Evet, yalnız istibdadın kuvvetiyle, zulmün kuvvetiyle terbiye olan başlar bil istihkak düştüler. Tam hak ederek yerin dibine girdiler o zalimlerin bir kısmı. Özellikle bir kısım ağalar, bir kısım değil mi derebeyleri, bunlar tam gitti. Lakin işlerinde gayet hamiyetli, vatanını, milletini ve dinini düşünen adamlar var. Onlara teşekkür ederiz. Bazı mütekasil var. Mütekasil dediği tembeller de var. Milletin yani cebinden geçinen tembeller. Onlardan çok enteresan şikayet ederiz. Bazı mütehayyir mütereddit var. Yani şaşkınlar var. Bu da çok önemli. Onları irşad etmek isteriz. Ne yapacağını bilmeyen şaşkınlar. Yani bakıyorum, merak etme. Görüntü kapanıyor.
Yani bir kısım şaşkınlar var. Onları da irşad etmek isteriz. Şer'i hürriyetin düsturlarına. Bazı ölmüşler var. Yani derebeyleri, ağalar. Hele bizim Çüngüş'te çokmuş böyle. Zalim. Miraslarını muhafaza etmek isteriz. Geriye kalan hani kendilerine ait gibi görünen şeyleri millete bırakırız. Ta yeni çıkmalar almasınlar. Tabii bu dönemde yeni çıkmalar da çıkmış. Mevcut hükümetin değil mi? Yağcılığına varanlar. Ne'am. Evet. Bak açıklıyor. Enne beynehum. Onların arasında hümâtun lil milliyeti. İslam milliyetini korumak isteyenler, hamiyeti İslamiye sahipleri var. Feneşkuruhum. Onlara teşekkür ediyoruz. Ve mütekâsiline. Onlar arasında, yok orada bir yanlışlık yaptık. Ne'am. En inne enne beynehum hümâten lil milliyeti olacak. Ennenin ismidir o. Mana doğru, okuyuşumuz yanlış. Ve mütekâsiline. Ve tembeller var. Feneşkuhum, onları şikayet edeceğiz. Ve mütehayyirine. Şaşkın, ne yapacağını bilmeyenler var. Fenürşiduhum. Onlara da şer'i hürriyetin düsturlarını anlatacağız. Ve emvâten. Gebermiş gitmişler var. Fenuhâfizu alâ mirâsi. Miraslarını koruyacağız. لِأَلَّا يَأْخُدَهُ مَنْ Ta ki yeni çıkmalar almasın. Men demiş, bırakmış. Tamam, onu kastediyor. Bunu silmiş üstad. Neden acaba? Çok enteresan. Bunu silmiş. Acaba burada yok mu? Burada çok enteresan. Ben eskiden, evet, neşretmemişler bir kısmı. Biz okuyacağız kardeş. Öyle değil mi? Neden okumayalım? Okuyacağız. Bu kısmı üstad çizmiş. Yani yeni Latince harflerde bu kısım yok. Okuyalım. Bakalım üstad hazretleri. Ha yok. Abdülkadir abi neşretmiş. Ama şey neşretmemiş. Söz neşriyat neşretmemiş. Şu neşretmiş mi? Buna da bakalım. Ha bu da neşretmemiş. Enteresan. Yani biz tamamını okuma kararı verdik. Öyle değil mi? Ha ha. Şimdi güzel kardeşim, ne demek? Yani aralarında İslam milliyetinin hamileri var, onlara teşekkür, tembelleri şikayet, şaşkınları irşat, ölüleri de miraslarını kabul vesaire. Bu ne demek? Cevap, korkuyorum. Ya, ya, çok harika bir şey biliyor musun? Yani müşrutiyet gelse de, şer'i hürriyet kurulsa da yine de korkuyorum diyor. Kimden? Ehliyetsizlikle beraber teşeyyuh, sahte şeyhlik. Her zaman. Veya necabeti dava edenler. Necabet dediği asil soyluluğu. Yani ben eski beydim. Ben eskiden ayandandım. Ben işte ileri gelen bir ailenin çocuğuyum. Tam Hak Partisi bunu yapmış. Edenler aşair içinde, aşiretler içinde. O rüesalara, o reislere kardeşlik dava ederek miraslarını alsınlar. Aynen öyle. Her hükümette illa yeni bir cibilliyetsiz, ben necip bir soydan geliyorum veya şeyhim diyerek iki başlı bir bela kesilsinler. Ya Bediüzzaman Hazretlerine alçakça dil uzatan bir sahte şeyh maalesef Medine'de oturuyormuş. Yani hem de şu andaki iktidarın çok yakınında olarak neler elde etmiş bilemezsiniz. Ben bunu ortaya çıkardım. Ama bir kısım siyasilerin morali bozuldu. Önemli değil. Ben hakkı konuştum. Anlatabildim mi? Sahte şeyh. Yani böyle. Zira sizdeki cehaleti avra. Yani şaşı bir cahilliğiniz var sizin. Ve itaati ambiya. Kör bir itaat içindesiniz. Ulan Tayyip Bey'e ulan dedim. Halbuki bizim köyde ulan kelimesi sevdiğin evladına veya birisine denilir. Yani sevdiğin adama denilir. Kaldı ki ben ağzımdan çıktı. İlla özür dile diyorlar. Ulan neyi özür dileyeceğim? Hakkı hakaret etmedim ki. Anlatabildim. Yani ben sevgimden kaynaklanan bir kelime bu. Hakaret falan değil. Yani ama ne yapacaksın? İşte bu itaat-i amya. Körü körüne itaat. Ağaiyet, bak ağalık hala bizim Çüngüş'te devam etmiş. Cumhuriyet kurulmasına rağmen. Ve tahakküm,
Yani zorbacılık, zorla millete hakimiyet. Tenasuh hükmünü verir. Al tahakküme. Tenasuh ne demek biliyorsunuz değil mi? İslamiyet'in reddettiği bir görüş. Yani ölen bir adamın ruhunun yeni insanlardan bir kısmına geçmesi. Reinkarnasyon. Ha, o ta kendisi. Burada da diyor maalesef o şaşı olan cehalet, kör olan itaat, ağalık ve zorbalık tenasuh hükmünü verir. Yani netice devam ediyor. Yani isim değişiyor. Anladın değil mi? Eski ağalar geberip gidiyor veya kaybediliyor ama yeniler çıkıyor. Güya ağaiye suretiyle olsa, efendilik kalıbıyla, anladın değil mi? Bu şekilde geliyor. Veyahut teşeyyuh cismiyle, sahte şeyhlik cismiyle veya asilzadelik maşallah şekliyle hayatlanacaktır. Şu andaki iktidarda da bu var. İsim isim söylemeyeyim, sonra mahkemeye verirler beni. Doğruyu söylersen 7 köyden kovarlar. İşte benim maksadım o meylül ağalık. Ağalık meyli var ya, meyli tahakküm, zorbalık etme meyli. Ve meyli riyaseti, yani reis olayım. Daima baş olayım meyli. Öyle öldüreceğim, öldürmek istiyorum diyor. Kıyamete kadar haşr olmasın, bir daha dirilmesin. Zor üstad, her tarafta haşr olmuş. Dindar hükümet döneminde bile haşr oldu. Yeniden dirildiler. 50 tane bunları sayabilirim. İsim isim. Sual. Bu da çok harika bir sual. Bakalım ne diyecek? Bu sualde ne diyecek? Ya. Sen eskiden umum mürşit şeyhlere, yani irşad eden bütün şeyhlere muhabbet ederdin. Hatta müteşeyyihlere de, şeyh gibi görünenlere de hüsnü zan ederdin. Yani güzel niyetle bakardın. Neden şimdi müteşeyyihlere, yani sahte şeyhlere hücum ediyorsun? Cevap, bazen adavet, düşmanlık şiddeti muhabbetten gelir. Yani aşırı muhabbetten gelir. Anladın değil mi bunu? Ben birisine düşmanlık ediyorsam aşırı muhabbetten gelir. Ben bir misal vereyim. Bizim Türkiye'de bir meselemiz vardı. Hanıma dedim ki ne yapalım, bir para elimize geçti, onu söyleyeyim. Biz de tanıdık bir, yani müteahhit sayılacak bir adamdan bir daire aldık. Daha sonra da o daireyi satalım, size bir dükkan bir daire verelim demiş. Bizim hanım ve çocuğu aldatmış. Ama ben de o kadar seviyorum ki adamı. Yani sahte şeyh şart değil. Sahte nurcu da önemli. Anladın mı? Sahte bilmem neci de önemli. Sahte tayyipçiler de önemli. Bu genel bir mana. Bediüzzaman mücadele etmiş bununla. Biz de etmeliyiz. Hakikaten o daireyi sattık. Güzel de kira getiriyordu. Zaten bizim elimize mirastan mı gelmişti? Nereden gelmişti? Yo yo. Antep'te başımıza bela olan bir villayı satmıştık. Kooperatiften kalan bir villayı. Para geçmişti elimize. Oho, adam demiş ki bitince 6.000 euro kirası olacak. Gittik ki her birini 1.000 liraya bile kiraya vermek mümkün değil. Kandırmış adam bizi. Neyse geri zorla aldık. O sırada ben Beykoz Kaymakamını ziyaret ettim. Yazar ve alim bir arkadaştı. Yani böyle eli kalem tutan bir kardeşimiz. Ondan sonra tabii ben bu durumdan şikayet edince adamı tanıyormuş. İşte Bediüzzaman'ın düşmanlığı bundan. Yoksa ben şahsa düşman değilim. Ama maalesef bizim cemaatin içinde hala en önemli meclislerde yer alıyor bu sahtekar. Bu da çok acı bir şey. Tabii kaymakama durumu aktarınca, yani kaba taslak aktarınca, ben isim vermedim. Niye gıybet edeyim? Meğerse adam aynı rezilden dert içine derde düşmüş. Kaymakam. Dedi hocam, ilk defa ondan duydum. Dedi ki bir zaman şimdi bir kadıya, bir kargayla bir derviş davacı ve davalı olarak gitmişler. Anlatabildim mi? Tabii kadının huzuruna varınca demiş ki buyurun. Davacı kargaymış. Anlatabildim mi? Demiş ki kadı efendi, ben bu şeyhten şikayet ediyorum. Nedir demiş, senin isteğin ne? Demiş ki vallahi bu adamın üzerinden
derviş elbisesini çıkarmanı istiyorum. İsteğim bu. Hani davada bir istek olur ya. E tamam da demiş adam derviş. Ben niye o dervişin elbisesini çıkarmayı isteyeyim? Bir gerekçem var. Demiş ki bak şey kadı bey, kadı efendi. Ben demiş bir zaman bu adamın yanında uçuyordum. Üzerinde şeyh elbisesini görünce yakınından uçmakta beis görmedim. Fakat yakınına yaklaşınca koluyla elinde de herhalde sert bir şey vardı. Vurdu kanadımı kırdı. Eğer bu şey derviş elbisesi olmasa yakınından uçmazdım. Bak kanadım kırıldı demiş. Sen demiş bu derviş elbisesini üzerinden çıkar ki benim gibi nice kargaların da kanadını kırmasın demiş. Ya. Demek sahte şeyhlere, sahte dervişlere düşmanlık etmek her zaman düşmanlık değildir o. Ben şimdi Nur cemaatine ısrar ediyorum. Bu sahte nurcuyu en önemli toplantılarınıza götürmeyin. Çok kimsenin kanadını kırmış çünkü benim de kanadımı kıracaktı zor kurtulduk. Anladın değil mi? Zor kurtulduk elinde. Ya işte Bediüzzaman bu. Sen eskiden diyor umum mürşit şeyhlere muhabbet ederdin. Hatta sahte şeyhlere de hüsnü zannederdin. Niye şimdi sahte şeyhlere hücum ediyorsun? Vallahi sahte nurculardan benim de çektiğimi din düşmanlarından çekmedim desem doğru olabilir. Abi Hollanda'da da çekiyorum. Adamın biri ben nur talebesiyim diyor, yalan söylüyor. Bir başka birisi güya Müslümanım diyor, haram para yiyor. İleride çoluk çocuğunun o haram paradan dolayı ne türlü pisliklere düşeceğini unutuyor. Emin ol ki hakkımı helal etmiyorum. Ve böyle sahte nurculara, sahte tarikatçılara düşmanlık ediyorum. Anladın değil mi? Allah affetsin ne diyeyim. Üstadım gibi yapıyorum. Aslan üstad. Bazen adavet şiddeti muhabbetten gelir. Yani ben tarikatı, şeyhleri sevdiğim için anladın değil bunu yapıyorum. Aşırı sevdiğim için. Ta ki bu pisliklerin belasını temizleyeyim. Evet, nefsim için onları ne kadar sever idim. Nefsi İslamiyet için ama İslamiyet adına 1000 derece daha ziyade onlara aşık idim eskiden. وَلَقَدْ اِنْتَقَشَ فِي سُوَيْدَاءِ قُلُوبِهِمْ اَتْتَاهِرَ Ya onların siyah kalplerinde, hani kalpler siyah olur ya, temiz ve siyah kalplerinde اَسْسِبْغَةُ الرَّبَّانِيَّتُ Yani Rabbani bir boya ne oldu? Nakış haline geldi. Kabul ediyorum. Ya ne kadar güzel bir ifade değil mi? Gerçekten onların kalplerinin merkezine sıbgayı Rabbaniye ve fi huldihim. Nasıl huldihim mi? Yoksa başka mı? Yani yanlış bir şey okumayalım. Evet. Ve fi haledihim. Yani bu da çok enteresan. Yani güzel bir yani ve fi haledihim dediği de şey ve gönüllerinde de ziyaul hakikati hakikat ışığı ne oldu? Hakikat ışığı nakışlandı. Ben de onun için çok sevdim. Ama bak daha devamı var. Aşağıda bir dipnot var. Şu üslup bir silsilenin mübarek hırkalarının parçalarından dikilmiştir. Bu mübarek silsile dediği Nakşi silsilesi. Anlatabildim mi? Mübarek silsile dediği burada o silsile Rabbaniye dediği İmam Rabbani. Anladın değil mi? Ziya dediği Ziyaeddin Efendi. Gümüşhaneli Ziyaeddin Efendi. Hmm. Bak anladın mı? Mübarek silsile dediği o. O Tahire dediği yani hepsinin şeyi var. Anladın değil mi? O Sıbga dediği Sıbatullah. Meşhur silsile-i Zehebiye'den biri. Allah Allah. Ulan ne harika bir ibare yazmış ya. Ulan bu Bediüzzaman. Bu Bediüzzaman'la çok harika. Yani hem Şah-ı Nakşibend'e hem İmam Rabbani'ye, Halid Ziyaeddin'e, Seyyid Taha'ya. Bak o Tahire dediği de Seyyid Taha'ya o da öyle. Seyyid Sıbgatullah'a aynı zamanda Seyda gibi evliyaya işaret ediyor yani. Ulan ne tatlı bir ifadeymiş ya. Allah sana 1000 kere razı olsun yani. Güzel, güzel. Bu üslup sonradan açıklamış bunu.
Tamam. Yani. Ama Nedîman Badeha Hardent Reftent. Yani Nedimler. Nedim dediği padişaha yakın olanlar. Anlatabildim mi? Şarapları içtiler gittiler. Bu da çok enteresan bir şey. Gerçekten yani manidar. Şarabı içip gittiler. Tehi hamhaneha gerdur fitent. Ama şarap depolarını da boş bıraktılar. Yani böyle insanlar iyiler. Tamam ama boş bıraktılar. Şimdi geriye sahte şeyhler kaldı manasına. Bu da Farsça bir şiir. Bak onu diyor bak. Lakin onların o yani aşık olduğum insanların asıl esas mesleği, mesleklerinin temeli kulubun tenviriydi. Hani yukarıda geçti ya, kalpleri nurlandırmaktı. Ve rattı, yani onları Allah'a bağlamaktı. Rabıta diyorlar ya, yani fazileti İslamiye üzerine, İslam faziletleri üzerine sülük, yani orada gitmek, yani hamiyeti İslamiye ile tehattüm, İslam'ı koruma duygusuyla mühürlemek kalpleri. Yani İslamiyet için hayatta zühd. İslamiyet lehine hayatta dünyadan el çekme. Yoksa tamamen dünyadan el çekmek değil. Ve ruhu terk. Yani ihlas için terki menafi şahsi. Şahsi menfaatleri terk etmek. Yani tesisi muhabbeti umumiyeye teveccüh. Yani genel manada muhabbeti, genel manada milletin muhabbetini tesis etmek için ona yönelmek. Yani bak İttihad-ı İslam'a hizmet, İslam birliğine hizmet ve irşad. Feteessefa, anlatabildim mi? Ne acıdır ki, yani çok acıdır ki. Yani şimdi kad esa'u müttekiine, arkalarına yaslanarak bu sahte şeyhler çok kötülük yaptılar. Esa'u kötülük yaptılar. وَتَكَاسَلُوا ف۪ي خِدْمَتِهِمْ Hizmetlerinde tembelleştiler. فَحِينَيْزِنْ İşte bu durumda, bu durum sebebiyle اُرِيدُ Arzu ediyorum ki تَحْو۪يلَ هِمَمِهِمْ Bu sahte şeyhlerin himmetlerini çevireyim. اِلَى مَجْرَاهَا الْحَق۪يق۪ي الْقَد۪يمِ Eski ve gerçek mecrasına doğru çevireyim. Kalpleri irşad etsinler, nurlandırsınlar. Eskiler böyleydi. İmam-ı Rabbadiler, Seyyid Tahalar, Şah-ı Nakşibentler böyleydi. Ya Ziyaddin Efendiler böyleydi. Allah Allah. Evet, bu bahse girsek zannediyorum ki bitiremeyeceğiz. Öyle değil mi? Biraz aşırı gittik. Yani şeye bazı meseleleri uzun uzun izah edelim derken kalsın burada. Yarın devam edelim. Oldu mu kardeşim? Ya. Ulan çok güzel ya, vallahi billahi çok güzel dersler yani. Ya farklı düşünüyor musun sen? Yok. Yok, istersen düşün. Cesaretin varsa, değil mi? Şu şeyi de içeyim de.